Türkiye son haftalarda yine beşik gibi sallanıyor. Hatay, Antalya, Balıkesir derken dün gece yine Malatya'ya 4,8'lik deprem vurdu. Şimdi deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki bizlerle birlikte, stüdyo konuğumuz, açılışta da belirtmiştik. Kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunu sormak istiyorum. Deprem hareketliliği tek bir bölgede görünmüyor. Farklı farklı noktalar. İşte bir önce söyledik. Hatay, Antalya, Balıkesir birbirinden çok farklı coğrafyalar. Evet. Çok farklı fay hatlarının olduğu yerler. Doğudan batıya birçok ilde depremlerin yaşanması neyin habercisi? Bu şimdi ben de 32 sene Türkiye'de geldiğimde o kadar deprem fazla yok diye görüyordu. Ama 3 sene önce Silivri'de bir cami kurdu. Evet. Ondan sonra Elazığ'da 2 kere oldu. Ve Elazığ'dan sonra Ege taraftaya gitti. Manisa, Muğla, İzmir. İzmir'de gerçekleşti. Evet, evet. Depremi. Ondan sonra Kahramanmaraş ve Hatay diye. Yani bu 3 sene, özellikle bu 3 senede, yani 32 senenin 3 senede çok hareket başladı. Türkiye genel olarak 6 tane levhası var. Kendisi Anadolu levhası. İsterseniz daha rahat göstermek için tamam. Geçelim. Evet, Anadolu levhası var ve Afrika levhası var ve Arap levhası var. Ve bu kırmızı, koyu renkli kırmızı fay hattı. Hı hı. Burada levhasının çizgi diye söyleyebilir. Ve uzun zaman mesela Doğu Anadolu fay hattı uzun zaman kırmadı, depremi yoktu. Bazen Kahramanmaraş'taki insanlar yani 500 sene yok için burada deprem acaba yok mu diye düşünüyordu. Deprem olmadığı için burada evet, deprem evet, olmayacak evet. Diyorlar. Ama biz biliyorduk bunun fay hattı var. Onun için yani devlette cihazlar da çok buraya koydu. Yani bu şimdi sadece bu doğu taraftan burası değil. Yani Ege taraftan Batı Anadolu fay hattının yeri de gene de ara ara gelebilir ve bu Kuzey Anadolu fay hattını 1939'un Erzincan 2 gün önce de ben de oradaydı. Ondan sonra 92'de geldi. 39'dan sonra Tokat'ta 41 ve doğudan batıya sıra sıra böyle 99'a kadar geldi. Peki, evet. Şunu sormak istiyorum. Evet. 6 Şubat depremlerinin ardından bizi çok şaşırtan deprem haberleri gördük bazı evet. bölgelerden. Evet. Mesela en basit örneği Konya'da. Biz evet. biliriz okullarda, evet. ilkokulda okutulur, ortaokulda, lisede okutulur. Konya'da deprem olmaz diye. Konya'nın evet. genel sorunu daha çok obruklarla alakalıydı. Fakat biz evet. Konya'da artık 5 büyüklüğünde deprem gördük. Evet, evet. Ve bunu sorduğumuzda sizler de aynısını söylediniz. Fay hatları değişti diye. Evet. Yeni fay hatları ortaya yani, çıktı diye. Nedir onun detayı? Fay hattı değiştirdi değil de aslında bu Konya civarında disk az diye. Yani Türkiye'nin 93 diski var. Sadece %7 Konya civarında yok diye söylüyordu. Ama yani bu genel olarak Türkiye'nin 6 tane Karadeniz'in fay hattı var, plaka var. Bunları tamamen biriktirdiği gücünü biraz atmaya çalışıyor şimdi bu 3 senede. Hı hı. Özellikle Doğu Anadolu fay hattı da. Onun için sadece burası bu değil. Küçük depremleri o hı. gücü yani o stresi atma olarak mı değerlendirmemiz gerekiyor? Şimdi büyük magnitude 7 gibi büyük deprem. Bunu ara ara oluyor ve bunu aşçı deprem olarak 2 sene bu devam edecek burası. Ve ara ara kırmadığı fay hattı biraz kırabilir. Bu Malatya'da aynı. Ve Konya'da da aynı. Ve Ege tarafta da gelebilir ve sonuncu Marmara bölgede daha tehlikeli num bekliyor. Peki o zaman Marmara'yı bir kenara, daha doğrusu İstanbul ve çevresini bir kenara bırakarak, çünkü onu konuşacağız ayrı tamam, başlayacağız. Tamam. O bölgedeki depremi de konuşuyoruz fakat Türkiye'de şu anda büyük deprem üretme, yani büyük depremin olması beklenen yerler neresi diye sorsam, il il sayma şansınız var mı acaba? Tabii. 4 tane var. Birinci Doğu Anadolu fay hattı, Elazığ, Maraş, Hatay diye gelince Türkiye her zaman domino taş gibi sıra sıra geliyor. Kuzey Anadolu fay hattı da böyle ve Doğu Anadolu hattı da aynı. Böyle geldi. O zaman bu Hatay'dan sonraki Şili'ye tarafta ve o biri
Kıbrıs tarafta gidiyor. Yani denizin içindeki. Hı hı. Ve burası bu bölge birinci olarak söyleyebilir ve denizin içinde depremi oluyorsa mutlaka küçük deniz, Akdeniz, küçük Ege oluyorsa da Marmara oluyorsa da denizin içinde deprem oluyorsa tsunami oluyor. Tabii. Ama tabii ki küçük deniz için bir metre gibi diye söyleyebilir. En kötü senaryosa 3 metre diye söyleyebilir. Yani tsunami'ye karşı neyse depremden sonra bittikten sonra biraz yukarıya gidecek. O zaman bölge bölge, şehir şehir sorduğum tamam. için baştan aşağı, baştan tekrar başlayalım. Tamam. Siz sanıyorum Akdeniz'de bir deprem olacağını evet. söylüyorsunuz. Evet. Bir tsunami ihtimalinden mi bahsediyorsunuz evet, evet, bölge için? Evet. Ama bu yeni. Evet. Yeni. Evet. Ve ikinci olarak bu böyle fay hattını başlangıçtan bazen donuyor. Demek ki Elazığ'dan önce yani Bingöl tarafta diye söyleyebilir. Zaten ikinci risk nokta Bingöl müydü? Evet, Bingöl, Kavruba, Muş, Bitlis, Van'a kadar. Van 2011'de deprem oldu ama bu doğu tarafta, bu batı tarafta kadarını bu bölge diye söyleyebilir. Bu ikinci bölge. 2011 yılında gerçekleşen depremin yani gerçekleştiği fay hattından farklı bir fay hattı. Evet, evet. Bu beklenen evet, deprem. Evet. İlki Hatay'da tsunami ihtimalinden bahsettiniz. İkincisi de evet, Van'dan bahsettiniz. Evet. Bingöl'ü kavruma. Üçüncü bu, olan. Üçüncü birisi. Olarak İzmir. İzmir'i Manisa, Muğla'dan sonra İzmir'de deprem oldu. 17 tane bina çöktü. Ama o depremi İzmir kendisinin fay hattı değil. Ege Denizi'nin ilerideki adanın depremi. Ki tsunami olmuştu o deprem. Evet, evet. Gene de 1 metrenin tsunami oldu. Ama bu Ege'nin fay hattı, İzmir kendisinin fay hattı daha kırmadığı için İzmir bu gelebilir diye söylüyor. Ve bu Ege tarafta yani daha Marmara'dan bu taraftan daha önce de gelebilir. Ara ara bu geliyor. Ama iyi ki çok 7'den fazlanın büyük depremi beklemiyor. Artı 0.5 gibi diye söyleyebilirim. 2020 yılında gerçekleşen, 3 yıl evet. önce gerçekleşen depremde İzmir'de Seferihisar'da tsunami olmuştu. Evet. Maalesef çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmişti o depremde. Evet. Ama o depremin siz İzmir'in içinden geçen yani İzmir'den yani geçen bir bu sefer karar, evet, fay hattından kaynaklı evet. olmadığını evet. İzmir'in içinden geçen bir fay hattından kaynaklı da yeni bir deprem olabilme ihtimalinden bahsediyoruz. Evet. Boyutla ilgili bir bilgi da şimdi söylediği gibi 7'nin küçük yani artı buçuk diye söyleyebilirim. Dördüncü bölge demiştiniz. Dördüncü bölge olarak İstanbul'da dahil Marmara bölge. Kuzey Anadolu fay hattı Yarba'dan sonra İzmit'ten sonra kuzey koru var, güney koru var. Güney korusa İnegöl ve Bursa ve Bandırma ve Balıkesir. Hı hı. Bunu ben her zaman söylüyorum. Yani Marmara'nın güneyinde de. Evet, güney koru ve kuzey koru. Kuzey korusa adalarının biraz güneyden gidiyor ve 1912'de bu Çanakkale'nin buraya kadar kurudu. Bu boşluk var. Evet, burası. Şimdi şunu sormak istiyorum. Büyük İstanbul depremi diyoruz. Evet. İstanbul ve çevresini etkileyecek depremlerden bahsediyorum. Evet. Depremden bahsediyorum. Evet. Boyutuyla ilgili, o depremin büyüklüğüyle ilgili bir hesaplama yaptığınızda sanıyorum hepimizi korkutacak bir senaryo çıkıyor ama ne kadar? Maalesef. Ne kadar? Evet. Bir tane bu tabii burada bu kadar uzun fay hattının içinde kabaca söylüyorsa 8 tane fay hattı ayrı ayrı var. Yani daha ince de sayıyorsa daha fazla ama kaba sayılıyorsa 8. Bir tane kuruyorsa özellikle bu tarafta Silivri tarafta daha tehlikeli diye söyleyebilir. Burada artı nokta 8 gibi olabilir. Birkaç tane de 7 olabilir. Hatta bu az ihtimali ama 0 değil için söylüyorum. Hı hı. Bu, her türlü ihtimal değerlendirmek yani istiyorsunuz. Buradan buraya kadar tamamen bir kere de kuruyorsa bu en kötü senaryo değil mi? En kötü. O zaman 7.9 Erzincan'ın 1939'un depremi gibi depremi olabilir. Çok az ihtimali ama bu olabilir. Binde bir bile olsa. Yok diye söylemeyiz. Evet. Evet. Peki. Onun için tabii İstanbul'un Kent Sarıdoneş düzeltme bunun için hazır olmak lazım.
diye söyleyebilirim. Bunu bir kez daha söyleyelim. En küçük ihtimal diyorsunuz fakat ihtimal sıfır değil diyorsunuz. Evet. 7,9'luk bir deprem. Evet. Ama genel olarak 7,4'tü gibi diye söyleyebilirim. 7,4. Evet. Evet. Beklenti fakat 7,9'a kadar da çıkabileceğini evet. söylüyorsunuz. Peki yani çok az zamanımız kaldı. Bir cümleyle rica edeceğim sizden o yüzden. Bu depreme hazırlanmak amacıyla neler yapılmalı? Yani artık ne kadar kaldı? En önemli şimdi seneye seçim var. O seçimde en iyi İstanbul kent tasarımı yapabilir insan seçmek lazım. Bu çok önemli. Ve tabii o insan kim olursa olsun biz o zaman insanlara yardımı yapmak lazım. Ve İstanbul'da acilen kentsel dönüşüm gerekiyor. Evet, evet. Zaten. Ve eğitim de çok önemli. Şimdi çocuklar için bu çizgi romandan yaptığı depremi nasıl, bunları eğitimi de var. Galiba zaman yok. Evet. Yok evet gösterdik. Evet. Ekranda da gösterdik. Evet evet. Ben kendine Türkiye'de ilk defa çizgi romandan çocuklar için yani ağır konu ama çocukları anladığı... Deprem gerçeğini anlatmak amacıyla. Evet, evet, deprem evet. gerçeğini öğretmek amacıyla. Biz evet. deprem çantanı ne koymak için. Lazım? Nasıl Peki. deprem oluyor? Peki. Bunları de. Peki. Yani çok, evet. Çok teşekkürler Sayın Moribaki. Önemli değerlendirmeleriniz için. Hem İstanbul özelinde hem Türkiye'nin diğer noktaları için yaptığınız değerlendirmeler için. Efendim şimdi...